60'lı yıllar belki de dünyanın en hızlı değiştiği yıllardı. İnsanoğlu ilk kez aya, kadınlar mini etekleriyle sokaklara, Beatles adlı grup müzik dünyasının zirvesine çıkmıştı. Gençler Volkswagen minibüsten bozma karavanlarıyla keşfe çıktıkları yaşlı dünyayı savaşma seviş sloganlarıyla çalkalamışlardı. Tutucu değerlere ve politik düzene karşı başlatılan bu özgürlük hareketi Türkiye'ye sıçramakta gecikmedi. Ancak biçimi ve sonuçları açısından bu hareketin bedeli Türk gençliği için daha ağır olmuştu. Dünyadan her yönüyle etkilenen Türkiye, müziğinde de değişimler yaşıyordu. Takvimler 70'leri gösterdiğinde Anadolu'da birçok genç rock müziğini tanımaya başlamıştı. Hatta bazıları gruplar kurarak kendi müziklerini yapıyordu. İşte bu gruplardan biri de Kayseri Akşam Lisesi öğrencisi 5 gençten oluşuyordu. Bu ilginç bir şeydir. Tesadüfen bir araya gelen, bir anlamda tesadüf. Neden tesadüf? Çünkü herkesin o lisede okuyor olması. Semih olağanüstü bir gitarcıydı. Öneri ondan gelince böyle bir şey oluşturuyorum, ne dersin filan, sen de iyi solistsin filan deyince işte tabii akan sular durdu. Hemen evet'i bastırdık. O zaman ben çok çok fazla Deep Purple dinliyordum. Deep Purple, Led Zeppelin ve yaptığım şarkılar o yöne doğru gidiyordu. Hem onlardan parçalar çalıyorduk. Hem de kendi yaptığımız parçalar da Deep Purple sound'una biraz yakındı. Yani en çok etkilendiğimiz grup Deep Purple'dır. O yıllarda genç müzisyenlere profesyonelliğe adım atabilmeleri için en büyük fırsatı Milliyet Gazetesi liseler arası müzik ve halk oyunları yarışması sunuyordu. Hey Dergisi'ndeki bu yayın hayatına girmesiyle birlikte 1967 yılında liseler arası müzik yarışması başlamış oldu. Biz 70'li yıllara gelindiğinde bu büyük bir ivme kazanarak yarışma ilgi görmeye başladı ve 75 yılında bu doruk noktasına doğru gidiyor idi. Milliyet Liseler Arası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması idi sanıyorum adı. Ve uzun yıllar Türkiye'de hem popüler müziğe hem de halk müzik dalında pek çok gencin yetişmesinde, onların adını duyurmasında Milliyet Gazetesi'nin büyük katkıları oldu. Gençlerin en dinamik oldukları dönemlerde sanat faaliyetleriyle uğraşmaları, özellikle hafif müzikle, pop müziğiyle onların enerjilerini faydalı bir yere kanalize etme adına yararlı gördüğüm bir yarışmaydı. Şu gün piyasada bulunan %80 sanatçı bizim lise arası müzik yarışmalarından geçmiştir. Böyle bir yarışmaya zaten katılmak hepimizin, bir müzisyenin, bestecinin zaten bir idealidir. Aynı okuldaydık ve yıllarca işte milliyetin yarışması yapılıyordu. Dedik buna bir girelim. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan grup üyeleri gece gündüz demeden yarışmada seslendirecekleri parçaları hazırlar. Grup icra dalı için Deep Purple'dan Lay Down, Save Down parçasında, düzenleme dalı için Karacaoğlan'dan Elif türküsünde Karaklılar. Beste dalı içinse müziğini Semih'in yaptığı, sözlerini Gürdal'ın yazdığı Unutmuş Beni Dünya parçasını seçerler. Unutmuş beni dünya, unutmuş sevgimi, dostlarımı. Solan bir gül gibi silinmiş kafemde rüyalarım. Yaşayan eski günler, ölmeyen yalnızca anılarım. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ankara elemelerini kolaylıkla geçen grup,
finaller için İstanbul'un yolunu tutar. Maddi imkansızlıklardan dolayı trenle gittik. Üstelik eziyetli bir yolculuktu. O zamanki teknoloji öyle gerektiriyordu. Adana'ya çalışmaya giden şeyler gibi, ameliler gibi trene dolduk. Ondan sonra herhalde tam gün yolculuk ettik. Yarışmada giyeceğimiz kıyafetlerin bir parçası olan papyonları diktik giderken. Elimden geliyordu. Zaten elimden geldiği için bana verdiler onu, o görevi. Ben de severek üstlendim tabii. Yani onun dışında başka bir seçeneğimiz yoktu bizim. Zaten yeleklerimiz de bu bilardoda kullanılan çuha bezi denilen kumaştan dikilmişti. Astarsız falan basit yeleklerdi. Tren yolculuğu farklı bir şey. Yani düşün bir kompartman. Orada hepiniz bir aradasınız. Yani evde oturuyor gibi ya da herhangi bir yerde oturuyor gibi oturduğunuz bir yerde hareket halindesiniz. Yüz yüzesiniz. Karşılıklı koltuklarda oturuyor gibi. Bu anlamda ilginçtir. Trenin tekerleklerini raylardan çıkardığı sesler vardı. Çok ritmiktir. O ritim size birçok şey çağrıştırır. Ritim bazen yavaşlar. Tünele girdiğiniz zaman sesin size ulaşan tınısı farklılaşır. Orada diyelim ki işte bestenin başka bir yerine gelmişsiniz gibi olursunuz. Bir ömür böyle geçti, birazcık gülmeden, sevilmeden. Kapılar önünde uzaktan bir güzeldi beklenen. Hepimiz ilk defa gidiyorduk İstanbul'a. Ve İstanbul'a ilk gidişin bir şaşkınlığı vardı. Her şeyden önce. Yaşlarda ilk defa bir denizi görmem, büyük suyu görmek bana şimdi bile çok farklı görünüyor. Kötülük yapmadım hayatım boyunca. Daima sevdim, inandım. Ne yazık aldandım, çiğnendim. Yarışma tarihinde Anadolu'dan katılarak finallere yükselmeyi başaran ilk ekip Kayseri Akşam Lisesi'dir. Ancak onları finallerde yıllardır ödüllere ambargo koyan zorlu rakipler beklemektedir. Bu yarışmaya Alman Lisesi, Avusturya Lisesi ve Saint Joseph, Galatasaray gibi büyük liseler her sene yarışmaya giriyor ve büyük ölçüde derece alıyorlar idi. 75 senesinde Anadolu'dan Kayseri Akşam Lisesi'nin gelmesi yarışmaya ivme kazandırdığı gibi bu yarışmada derece alıp almayacağı bizim için bir şüphe konusu olmuş idi. Bir kere Kayseri'den geliyorsunuz, farklı. İnsanlar size önce pastırmacı diye bakıyorlar. Müzik çıkar mı, yapılır mı orada gibi. Bu anlamda farklısınız. Tabii bu farklılık olumsuz bir farklılık. Biz henüz kapının ağzında bir öğle verdiler. Biz orada işte haşır neşir, herkes bizim önümüzden giriyor, çıkıyor bir şekilde. Yani biz biraz gene orada bir sığıntı gibi kaldık kenarda. Sahnede acayip aletler vardı. Yani hiç görmediğimiz şimdiye kadar. Örneğin bir kilise orgüyü gibi tuhaf bir şey getirmişler. Her türlü enstrüman vardı sahnede. Yani onlar zaten kendilerine güvenmek durumundalar. Çok güzel çalıyorlar. Hepsi başarılı. Klasik çalıyorlar. Klasik gitar, işte rock güzel çalıyorlar. Her şey nefesli. Kemanlar, yaylılar falan.
her türlü enstrüman vardı sahnede. Ama bizim de bomba gibi bir şarkımız vardı. Ve yarışma anı gelip çatar. Sahne sırası Kayseri Akşam Lisesi'ndedir. Çıktık sahneye. İnanılmaz bir gürültü var. Seyirciler bağırıyor, destler geliyor, pastırmacılar, sucukçular. Kayseri, Kayseri dalga geçiyorlar, alkışlıyorlar bizi işte. Biz müziğe başladık. Başlar başlamaz salonda çıt kalmadı. Bizim parçaya girmemizden itibaren gerçekten jüride bir şey başladı. Dur burada bir şeyler var dediler yani. Timur Selçuk işte parmağını ışıklatıp yerinde oynuyordu. Ya bu bana yetti. Timur Selçuk bizim için o zamanlar bir medele idoldür. İşte ulaşılmaz, efsanevi bir adamdır. Ve dedim Timur Selçuk böyle böyle falan yapıyorsa oturduğu yerde keyiflenmiş adam. Müthiş keyiflenmiş. Dedim bu iş bitti bence. Yarışma bitti. Bütün gruplar bir bir alanda biz. Salonun dışında bir alandayız. Bekliyoruz böyle. Çok sıkıntılı bir bekleyiş tabii. Bu bekleyişin ardından nihayet sonuçlar açıklanır. Birincilik Kayseri Akşam Lisesi'nindir. Hem de üç dalda birden. Üçüncü, ikinci, birinci Kayseri Akşam Lisesi'nde biz artık tim kaldık. Birinciyi okuduklarında kendi ismimizi duyduk biz. Tabii bir şok halindeyiz hepimiz. Beste birinciliğinde seni söylüyor, Türkçe icrada seni söylüyor, yabancı icrada seni söylüyor. Çok garip bir şey tabii. Biz uçarken yanımızda, çevremizde bir sürü insan bir anda buz gibi oldular. Ama öyleydi yani. Almamız gerekiyordu, hakkımızı da aldık. Üç birincilik alarak bir rekor kırdılar. O zamana kadar üç birinciliği alan bir lise yoktu. Jürinin de yüksek puanlarını aldıklarına göre demek ki güzel bir performans sergilediler ki bütün jüriden neredeyse aşağı yukarı hepimizden tam puan almışlar. Kayseri'den bir lise geldi. Üç dalda birden birinciliği aldı götürdü. Bir sürü pırıl pırıl o güne kadar hakikaten çok başarılı olmuş İstanbul, Ankara ve İzmir'in deki pek çok lisenin yanından bir anda Anadolu'dan bir grup geldi ve birinci oldu. Bu büyük başarı gazete ve dergilerde, önemli otoritelerin satırlarında övgü dolu sözlerle yer alır. Şimdiye kadar yapılan, ondan sonra da yapılan hiçbir yarışmada Kayseri Akşam Lisesi gibi hiçbir okul milliyette manşet olmadı. Üç ödülü de aldılar şeklinde bir manşet vardı hatırladığım kadarıyla. Hey o zaman 130 bin satan, 110 bin satan çok önemli bir dergiydi. Şimdi dergide olsun, gazetede olsun manşet olması şeyin Akşam Lisesi'nin, Kayseri Akşam Lisesi'nin herkese bir ilgi oda haline geldi. Hey dergisinin giriş yazısında, merhaba yazısında Doğan Şener'in bizimle ilgili hoş bir bölüm vardı. Biz geldik işte Doğan Şener'in odasına. Tamam da işte oturacak yerler var mı? Var. İşte koltuklar falan. Biz yerlere falan da oturduk. Kimisi koltuğa, kimisi yere. Yani bu küçük şeyler insanda farklı duygular uyandırıyor. Orada şey demişti mesela, çok alçak gönüllü Anadolu insanı falan filan gibi hoş şeyler yazdı Doğan Şener. Grup o kadar beğenilir ki büyük sanatçılarla önemli bir gecede sahne alma fırsatını yakalar. Bizim o yıllar 1975 yılı gazetemizin de 25. kuruluş yıl dönümüne rastlıyordu. Abdi İpekçi'nin özel isteği üzerine 25. kutlama programına Kayseri Akşam Lisesi davet edilmiş oldu. Kuruluş yıl dönümünde Luna Park'ta bir kutlama gecesi yaptılar. Biz de sağ olsunlar davet ettiler. Adamlar uçak bileti bize kadar gönderdiler. İlk daha da hayatımızda onun sayesinde uçağa binmiş olduk. Tabii bu arada. Tek kelimeyle muhteşem.
çok ünlü sanatçılar vardı. Rahmetli Zeki Müren, Ajda Pekkan gibi çok iyi sanatçılar vardı. Onlar da aynı sahneye aldı. Tabii ayrıca bir gurur verici bir olaydı bizim için. Çok üstün bir performans sergiledi ve orada taraflı tarafsız herkes tarafından büyük beğeni topladı. Hatta ertesi gün plakçılardan ve diğer TRT'den hatırladığım kadarıyla teklifler aldıklarını o gün duymuş olduk. Bu başarılar ertesi yılda yarışmaya katılmak için gruba cesaret verir. Ancak mezun olan Selçuk gruptan ayrılmak zorunda kalmıştır. Yarışma yine Kayseri Akşam Lisesi'nin zaferiyle sonuçlanır. Sahnede Semih'in gitarının telinin kopmasına rağmen iki dalda birincilik, bir dalda üçüncülük kazanılır. Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan İzzet Öz, grubu o kadar beğenir ki TRT için hazırladığı Diskovizyon programına onları davet eder. Ben o grubu çok sevmiştim. Yaptığı çalışmaları da daha sonradan onu benim ilk programımda Diskovizyon'da onları da davet etmiştim. Diskovizyon çok kaliteli bir programdı. Ve böyle gruplara yer vermek istiyordu zaten. Son yarışmada yanımıza katılan müzik öğretmeni İsmet Helvacıoğlu otobüste kendisinin büyük bir yanılgı içinde olduğunu, çünkü tarihi yanlış söylediğini, algıladığını ve aslında bir gün geç gitmekte olduğumuzu söyledi. Gelemedi grup. O gün yetişemediler. İzzet Öz'ü biraz ayıp ettik. Gününde gitmemiz gerekirken bir gün sonraya sarkması biraz İzzet Öz'ü de üzdü tabii. Bir geldi. Çocuklar neredesiniz siz? Neredesiniz siz? Sizin dün bekliyorduk. Stüdyolar hazırlandı. Sizin için ayarlandı stüdyo. Sadece size ayarlandı. Beni asacaklar biliyor musunuz? Ama çığlık çığlığa. Ertesi güne tekrar bir daha stüdyolar ayarladık bilmem ne falan filan ve bu Anadolu'nun bağrından çıkan pırıl pırıl genç kardeşlerimizi televizyonda sunduk. Ben o programda en başarılı show programı seçilmişti. Yani ilk programımla radyodan televizyona geçtiğim ilk programla en iyi program ödülünü almıştım. Bantlar da sanıyorum herhalde TRT açısından kıymetliydi. Bantların, benim Diskovizyonların hepsi silindi. Diskovizyon programıyla tüm Türkiye'ye sesini duyurmayı başaran ve büyük beğeni toplayan grup için artık plak çıkarmanın vakti gelmiştir. Plak yapalım, tamam, ama bugünkü kadar kolay değil. İstanbul'a gitmek zorundayız. Kalan 4 kişi. Orada kayda girmek zorundayız. Yani en az 2 parça kaydetmek zorundayız ki arkalarında bir 45'lik plak yapılabilsin. Bunun için para lazım. Bizde para yok. Mehmet Türker bizim tanıdığımız, ayrıca tanıdığımız bir insandı. Eczacı, eczacı deposu vardı, kendi eczacıydı. Mehmet Türker'e söyledik. O zaman pek miktarı hatırlayamayacağım herhalde ya. Bir para istediler. 7.000 lira mı? 5.000 lira mı? O kadar bir paraydı o zaman. Çıkarttı bize 7.500 lira para verdi. Biz atladık İstanbul'a gittik. Grup müziklerini dinletmek için plakçıların yolunu tutar. Ancak plak yapılabilmesinin önünde büyük bir engel vardır. Müzik yayınlarının radyolarda yayınlanabilmesi için TRT'nin denetiminden geçmesi gerekiyordu. Kayserili TRT'de çalışan bir abimiz vardı, Atener Yüce.
Bu dönemde ben bu arkadaşların denetiminden geçmesi için Atanel Yüce'yi aradım. Atanel Yüce ile görüştüm ve tekrar bu grupların hazırladığı kasetlerin denetiminden nasıl geçebileceği konusunda temaslarımız oldu. Ama maalesef o dönemde sonuç alamamıştık. Ve gruplar da maalesef bu TRT denetimini aşamadıkları için de Türkiye'ye açılma şansları kalmamıştı. Bu arada iki plak şirketi TRT denetimi istememişti. Birisinde parada anlaşamadık. Nasıl oluyorsa o da. Dedi ki tamam gelin ben bunu plak yapayım, basayım. Plak başına da 1 lira para vereyim size dedi. Biz dedik yok olmaz 2,5 lira olsun. Bırak yapsın adam para da alma, onu da alma, ne olur ki işte. Bize yakışmıyordu şimdi. Zaten ne o grubun ruhuna yakışıyor, ne yapılan işlere yakışıyor. O 1,5 lira için didinmek yok, biz 1,5 lira isteriz. Bu galiba ucuza gitmeyelim tavır belki de yani. Belki de bizi aldatmasınlar tavır. Aslında gençliğin şeyi, siz o yarışmanın verdiği bir havayla biraz kendimizi yüksek mi gördük bilmiyorum da. Halbuki biz Kayseri zihniyetiyle biz o işe girseydik. Önce verelim benden sonra alırız zihniyetiyle girseydik. Belki çok daha şey değişebilirdi. Başka bir plak şirketi, Diskotür Plak, dinledi iki parçayı. Parça biter bitmez dediler ki bize 45'lik değil de 33'lük, yani iki parça yerine işte 8-10 parça basılabilen büyük boy plak. 33'lük bir plak için kayıt hazırlayın, getirin, hemen Avrupa'ya süreyim dedi. O kadar büyük bir prodüksiyonu yapmamız mümkün değildi. Yani bir 100 bin falan lazımdı. Yani 7500, 10 bin falan değil de 100 bin falan lazımdı. Onu yapamazdık biz zaten. Çıkarma umudunu yitiren grup üyelerini Kayseri dönüşünde kötü bir sürpriz bekler. İzzet Öz'ün programına bizi geç bırakan, öyle demek lazım ya, bunun şeyi yok. Çünkü ondaydı, bütün selahiyet de ondaydı, bilgi de ondaydı. Bizi oraya bir gün geç götüren bu adam başka bir şehre taşınırken bütün ödülleri toplamış, almış götürmüş evine. Ödüllerimiz evet, ışınlanma gitti. Bilmiyorum o zamanlar ışınlanma var mıydı? Kendi kendine yok oldu gitti. Sonra öğrendi ki bizim hocanın vitrinini süslemiş. Üzülecek olan Kayseri Lisesi'nin öğrencileriydi. Şimdiki öğrencileri bile üzülmesi gerekir. Bilseler tabii, bilmiyorlar bu olayı. Lise yıllarını geride bırakan grup üyeleri artık yollarına başka bir isimle devam etmek zorundadır. Ve hepsinin aklında tek bir isim vardır. Anlam yok. Ne? Teveli 1500. Ya nedir bu, neyin nesi yani? Bir ak göz dersin, kara göz dersin, bir isim de anlayın mı vardır ama Teveli 1500 neyin nesi? Madem Mehmet Türker'den aldığımız parayı ödeyemiyoruz, MT7500 koyalım grubumuzun ismini. İsminin ve soyadının baş harfleri olsun ve dedik verdiği miktar İsimde geçsin. MT7500 öyle gündeme geldi. Bu şahıs bize kimsenin yapmayacağı bir iyilik yaptı. Yani gerçekten bu finansmanı sağladı. Ben hiçbir zaman onu borç olarak görmedim. Zaten içimden gelerek verdim. Zaten borç demesem, tamam borç veriyorum demesem, o çocuklar çok gururlu bir çocuklar. Almazlar da o parayı benden. MT7500 ismiyle verilen konserlerden birisine Mehmet Türkyar'da davet edilir. Bir telefonla bir görüşmemiz oldu. Dediler ki abi senin adına biz böyle bir şey yapıyoruz. Şu günde bekliyoruz. Ve o zaman kendime yedirip o konsere gidemedim.
ki orada kendimi ifşa etmiş olacağım diye gitmedim özellikle. Ve onlar da konseri kendiler yapmışlar. Teşekkür ederim onu düşündükleri için de. Grup üyeleri ilerleyen zamanda bir arada müzik yapmak istese de her biri yaşamın kendine gösterdiği yola gitmek zorunda kalmıştır. Her gittiği yerde gruba bayılıyorlar. Çünkü hepsi gerçek müzisyen. Hepsi yani okumuş gerçek müzisyen ve rock müzik hayranı bunlar. Ve gerçekten de çok başarılı olmuşlardı. Herkes tarafından çok beğenilmişti ama olmadı. Orada kaldı o güzel grup, o güzel çalışma. Bitti yani. Çok acıdır. Ve topyekun gidip de İstanbul'da bu işlerle uğraşabilecek ne mekan vardı ne de zaman vardı. Yani öyle bir şey yoktu. Ben aslında gruptan hep kopuk oldum. Eğer birlikte olmuş olsaydık. Ankara'da oldum. Ve şu anda 7 yıldır da İzmir'deyim. Birlikte aynı yerde olmuş olsaydık daha bir şey olurdu. Belki birlikte çalışma fırsatları yaratabilirdik. Ben Kayseri'de kaldım. Burada İstanbul'a gitti. Şirvan İzmir'e gitti, geldi. Seni Ankara'da okudu. Selçuk Erzurum'da okudu. Yani bir dağılma süreci de yaşadık. Ama şu var. Bütün arkadaşlar yine beraberiz. Seni İzmir'de. Onun dışında hepimiz buradayız. Yine görüşüyoruz. Gitme gel ben sensiz yapamam ki, artık senden kopamam ki, başkasını sevemem inan. Çok zor şimdi senden ayrı kalmak, başkasında seni bulmak, senden kopmak çok zor inan ki. Şimdi yoksun artık her şey suskun, rüzgar yağmur hepsi küskün, sensiz her şey bomboş inan ki. Ne kadar acı bunları düşünmek bile, seve seve unutma, bile bile kaybetmek çok zor. Çok zor şimdi senden ayrı kalmak, başkasında seni bulmak, senden kopmak çok zor inan ki. Şimdi yoksun artık her şey suskun, rüzgar yağmur hepsi küskün, sensiz her şey bomboş inan ki.